Merhaba arkadaşlar. Maaştaki programının ikinci versiyonunu size tanıtmak istiyorum. Programı satın alan firma günlük yoklamayı da eklememi talep etti arkadaşlar. Bunu da ekledim. Ücret almadan eklemeyi yapıp kendilerine gönderdim arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca tanıtmak istiyorum. Burada kullanıcı adı ve şifremi yazdım. Program açıldı arkadaşlar. Buraya günlük yoklamayı ekledim. Bu ikinci versiyonda. Şimdi hemen personel tanımlamaya giriyorum. Burada yeni personel tanımla diyorum. İşe giriş tarihi 01.01.2000 2020 olsun. TC numarası 1 diyeyim. Adı soyadı her zamanki gibi Ahmet Demir. Ünvanı müşteri temsilcisi, teknik servis, maaşı 3000 olsun. 02.02.2019 TC numarası 2 Mehmet Aslan olsun arkadaşlar personelimiz usta teknik servis maaşı 2000 TL. Son olarak da 05.03.2017'de işe girmiş olsun TC numarası 3 Ayşe Yıldız ünvanı şef departmanı teknik servis maaşı 4000 olsun. Tamam. Yine burada güncellemeler, silmeler, aramalar gördüğünüz gibi mevcut. Şimdi günlük yoklamaya geliyorum arkadaşlar. Şu anda 11.08.2020. Örneğin Ahmet sabahleyin personeller işe geldi. Baktık ki Ahmet yok. Ahmet'i çift tıkladık. Burada gördüğünüz gibi gelmediği ay Ağustos. Gelmediği gün bir gün gelmedi diyelim. Tarihi de buraya yazmamız gerekiyor. 11.08.2020 izinli diyelim. Ya da mazeretsiz diyelim. Mazeretsiz olarak gelmedi diyelim. Kayda da bastım. Ve Ahmet bir gün gelmedi diye kaydettik. Şimdi ayın 25'i oldu mesela. Mehmet Aslan 3 gün gelmedi arkadaşlar. 25.08 25 tire 28.08 2020 raporlu diyelim. Mouse'um titriyor burada. Raporlu kaydet dedik. Tamam. Yoklamalarımızı yaptık ay sonuna kadar. Avans da ödedik arkadaşlar mesela. Ahmet Demir'e 300 TL avans ödedik. Ondan sonra başka bir gün Mehmet Aslan'a ayın işte 19'unda 450 lira nakit verdik. Sonra ay içerisinde yine Ahmet Demir geldi farz edelim. Bakın daha önce ödediğimiz avansı burada görüyorsunuz 300 lira. Mesela ayın 27'sinde bir 200 lira daha nakit avans verdik. Kaydettik. Ay sonunda bu sefer maaşları ödeyeceğiz. Hemen geliyorum burada. Maaş ödeme diyorum. Şurada ekle diyorum. Hangi ay? Buradan Ağustos ayı seçiyorum. Liste hazırla dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldıkları avanslar gelmediği günleri de burada görüyoruz. Dikkat ederseniz gelmediği gün sıfır olduğu için hiç kesintiye maruz kalmamış. Ona 3000 lira ödüyoruz. 1000 lira da artı ödeme yapıyoruz. Şurada 3 gün gelmediği için gördüğünüz gibi 200 lira kesinti yapmış arkadaşlar. 2000 lira ödedik. Eksi 650'ye düştü. Burada da 3200 lira ödedik. Eksi 800. Bordroya giriyoruz. Muhasebeden gelen bordroya girip eksi veya artı işlemleri yapıyoruz. Yani müşteri bu şekilde istedi benden arkadaşlar. Dolayısıyla ben de bu şekilde hazırladım. Maaş toplamı 9000, avans toplamı 950, kesinti 300, bordro toplamı 8200, fazla ödeme eksi 450, ödenecek toplam 8700 lira. Bu ayın maaşını kaydettim. Şimdi burada tekrar bir maaş ödemeye kalkışırsanız 8. ayın maaş ödemesi yapılmıştır. Ödeme yapamazsınız. Aynı şekilde avans öderseniz yine 8. ayın maaş ödemesi yapıldığından başka bir ödeme yapamazsınız diye uyardı beni arkadaşlar.
Ve gördüğünüz gibi şurada Ağustos ayının da işaretlendiğini görüyorsunuz. Şimdi bir sonraki aya geçtiğimizi farz edelim. CMD yazıyorum. Sağ tuş yönetici olarak çalıştır. Date 01.09.2020. Şimdi 9. aya girdik. Bu sefer avans yine yoklama yapıyoruz arkadaşlar. Mesela Ayşe Yıldız, bakın Eylül ayına geçtiğini görüyorsunuz burada. 2 gün gelmedi. Hangi gündür bu? 01.09.2020. Tabii buraya da -02 arasında mazeretsiz olarak gelmediğini farz edelim. Artık oraya ne yazılacaksa. Günlük yoklamamızı aldık. Avans da ödeyelim bu ay için. Yine Ayşe Yıldız'a bir 350 lira nakit avans verdik. Ve kaydete bastım. Şimdi farz edelim ki maaşımızı 9. ayın sonunda değil de 10. ayın birinde ikisinde ödeyeceğiz. Yine tarihi ayın 10'u yapalım. 10. ay yapayım. Date 03.10.2020'ye geçtik. Yani ayın bir sonraki aya geçip geçtik. Şimdi maaş ödemesi yapacağız. Maaş ödemeye geliyorum. Burada hangi ay ödeme yapacaksınız? Hangi ayın ödemesini yapacaksınız diyor. Eylül ayının maaşını ödeyeceğim. Liste hazırla. Burayı çift tık. Bakın Ayşe Yıldız'ı 2 gün gelmediğini görüyoruz. Avansı 350'yi görüyoruz. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok. Yine 3500 yazıyorum. Eksi 117. Bunda 2000 lira diyelim. 0 TL. Şurada da 3500 dedim. Eksi 500. Kısacası kaydede bastım. Maaşları ödedim arkadaşlar. Tekrar ödemeye kalkışırsanız örneğin Eylül'ü ödemeye çalışırsanız Eylül ayı maaşı ödemesi yapılmıştır diyor. Ödeme yapamıyorum. Mesela Ağustos dediğim zaman Ağustos ayrı maaş ödemesi yapılmıştır. Aynı şekilde burada Ekim'i yazdır dediğim zaman seçtiğiniz tarihe ait maaş ödemesi bulunamadı. Tabii Ekim'in maaşını ödememişiz. Eylül'ün maaşını ödedik. Burada yazdıra basıyorum. Eylül ayı maaş bordrosu yazdırılsın mı? Evet'e basıyorum. Yazıcı olsaydı yazardı. Buraya Eylül diyorum. Bordro diyelim. Ya da Eylül maaşları diyorum. Masa üstüne kaydettim. Hemen şöyle bir bakalım masa üstüne. Eylül maaşlarını açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıl 2020, ay Eylül. İşte burada Ahmet Demir. Net maaşı 3000, avans yok, gelmediği gün yok, kesinti yok. Maaş bordro 3500, eksi 500 burada gözüküyor. Ayşe Yıldız 2 gün gelmemiş, 267 lira kesinti yapılmış. Bütün bordroyu burada görüyorsunuz. Kaşe imza, personellerin imzalarını da atıyoruz. Raporumuzu böyle alıyoruz arkadaşlar. Mesela Ağustos ayınınkini yazdırayım. Ağustos ayı maaş bordrosu yazdırılsın mı? Evet dedim. Ağustos ödeme maaşları diyelim. Ve şöyle tekrar masa üstüne bakalım. Ağustos'un maaşlarına baktığımız zaman yine şurada ay Ağustos. Gördüğünüz gibi Ahmet Demir bir gün gelmemiş. Mehmet Aslan 3 gün gelmemiş. Kesintileriyle beraber maaşlarını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde personel maaş ekstresine geldiğim zaman mesela Ayşe yazıyorum. Bul diyorum. Ayşe Yıldız'ın 2 ay maaşının ödendiğini burada görüyorum. Bugüne kadar toplam maaş 8000, avans 350, kesinti 267, bordrosu 6500, ödeme 800, fazla ödeme 883 TL gözüküyor. TCNO'ya göre de arama yapabiliyoruz mesela. Mehmet Aslan da yine aynı şekilde tüm detaylarını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Başka en son kaydete basarak son işlemlerimizi kaydedebiliyoruz. Excel'e geçiş yapmak için burada 1, 2, 3, 4 diye Excel'e geçiş yapabiliriz. Ayarlar menüsünden buradaki kullanıcı adı şifresini değiştirebiliyoruz. Unvanları değiştirebiliyoruz. Para birimlerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Departman ekleyebiliyoruz. Ondan sonra şuraya da bakarsanız ana sayfada Ağustos ve Eylül aylarının ödendiğini görebiliyorsunuz. Durum bu arkadaşlar. Programımız bu şekilde. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkanali@gmail.com'a mail yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.
Bir sonraki derste de ödev olarak verdiğim programın kodlarını da sizinle paylaşacağım. Hepinize hayırlı geceler diliyorum tekrar.